Can yedi mi yemeğini? Yedi. Bir tuhaflık var onda. Ne oldu? Daha ne olabilir Barış? Ya sen haftalardır eve gelmiyorsun. Geldiğinde de ya çok sarhoşsun ya da... Ne ya da? Ya bir tuhaflık var işte. Can bile söylüyor. Seni kendi kendine konuşurken görmüş. Hmm. Nerede görmüş? Nasıl görmüş? Banyoda görmüş. Çocuk geldi bana anne babam kendi kendine kavga ediyordu dedi. Ne var canım bunda? Her insan kendi kendine konuşur bazen. Ben seni de gördüm kaç kere konuşurken. Böyle bir şey değil. Sen de biliyorsun bunu. Burada böyle daha fazla bir şey var yani. Barış, anneni kaybettiğimizden beri hiçbir şey normal değil. Farkında değil misin? Benim dönmek istediğim bir normal yok Büge. Sen burada bizi öldürüyordun. Onun farkında mısın peki? Ellerinle zehirliyordun. Yani tamam anneni kaybettik diye ağzımı açıp bir şey demedim ama... olacak şey mi Allah aşkına Barış? Normal mi bütün bunlar? Ha şuna da tamam. Peki sen hiçbir zaman normal bir adam değildin. Okey. Ama böyle de değildin ya. Ya ben 40 yıl düşünsem senin bana ya da Can'a zarar verebileceğin aklımın ucundan geçmez. Hiç böyle bir şeyden korkmadım ciddi ciddi. Ama şu an durum farklı. Sen gerçekten bana da, Can'a da, kendine de zarar verebilecek bir haldesin. Ya sen evde yoksun. Biliyorum hayatım, biliyorum. Ben bu dünyadan vazgeçtim. Giderken seni de götürmek istedim. Çünkü seni yaşamaktan daha çok seviyorum. Barış. Ben seni sevmekten utanıyorum. Ay gerçekten. Bak çok denedim. O kadar çok denedim ki Allah biliyor. Yani seni sevmek istemiyorum. Vazgeçmek istiyorum ama olmuyor. Ama o kadar utanıyorum ki kendimden. Vicdanımdan. İnsanlardan, Can'dan. Gerçekten utanıyorum. Bak, benim için hayat demek, sen demek, Can demek. Ben başkasını bilmiyorum. Diyorsan ki bana, Barış, ben senin bu halinden memnun değilim. Okey. Ne istiyorsa yapmaya razıyım. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan. E, tamam git o zaman şu terapiye. Ne olur daha da geç olmadan artık şu terapiye başla. Ne olur. Biz bunu kaç aydır söylüyoruz bacım. Manyaktır bu manyak. 46 kere 46. Yani illa kendi kendine konuşunca mı bunların aklına geldi? Yalnız... onun derdi burada, burada. Savcı geri döndü. Sen onun peşine düşünce bu iyice stres oldu itirrek. Karısından bir şey saklıyor belli. Kimseye olmadığı kadar kibar Büge'ye karşı. Var bir hesabı ama. Yok ne hesabı varsa var. Bırak gitsin o kafa doktoruna. Belki biraz akıllanır da kendi ayağıyla çıkar teslim olur. O düzelecek biri değil acı. Bizimkiler ne yaptı acaba? Buldular mı cesedi? Ha iyi dedim ben bir bek uyarayım. Dur. Ağzını açmıyorsun sakın sesini çıkarma Asaf arıyor. Alo. Anlaşıldı geliyorum. Mehmet'i savcı söylesene. Ey be kardeşim, bir ölümümüz eksikti. Beko, ben ölüye dokunamam sana söyleyeyim, sen taşırsın. Nasıl ya? Abi ben müptelası mıyım sanki? Benim de içim kalkıyor. Ama yok, iki dakika alacağız dayıyı koyacağız arabaya. Bitti gitti, elini koyacağım. Karışmam. Şşş, öleyim değil mi? Çok günah. Ne günah abi? Ben mi öldürdüm adamı ya? Ben onu mu diyeyim sana be kardeşim? Konuşursun bana deli deli. Meftayı yaptığımız muamele söyleyeyim ben sana. Oradan oraya, günah. Hayır, sitesiyim zaten konuşturuyorsun beni. Nerede bu mefta? Şurada. Hadi. Evet. Asısını yapıyor. Beko, polisler gelmiş oğlum. Abi Şampiyonlar Ligi dayıyı bulmuşlar. Yürü dede, yürü. Yürü. Sadece sıralarınız değil mi? Sıralarınız tekrar.
detaylı fotoğraflar da çekilsin muhakkak. Olay yerindeki şeylere de dikkat edin. Kimse bir yere elini falan sürmesin. Ben her zaman evlilik yerine teker teker kontrolleri yapıyorum. Hep bir seferde bırakmıyoruz. Sürekli yapıyoruz. Fotoğrafları çektiniz, evet, düzgün can. Fotoğraflar derleyecek. Hadi koç, kolay gelsin. Olay neymiş başsavcım? Sen daha iyi bilirsin. Nasıl yani? Al bak bakalım. Bu görüntülerdeki Hacı Alagöz. Evet. Şimdi Hacı'yı hapse sen attın, hapisten sen kaçırdın. Biz yine de vazifeyi sana verdik. Dedik ki git bul bu adamı bize getir. Bulamadın. Patır patır cinayet işliyor hala. Peşindeyim. Bulacağım illaki de siz Hacı Alagöz'ün bu cinayeti işlediğinden bu kadar nasıl emin olabiliyorsunuz? Allah Allah. Bütün aşiret Hacı'ya düşman. Maktül Hacı'nın öz be öz dayısı. Ceset böyle bir köşeye atılmış. Bak sen şu Allah'ın işine ki artık nasıl bir tesadüfse cesedin atıldığı yerin yakınlarında Hacı'nın görüntüsü var. Anlıyorum. Haklısınız şüphelenmekte. Ama bir inceleyelim olayı. Belki gerçekler ortaya çıkacak, değil mi? Bak Fırat, sana bir nasihat vereyim. Yakma kendini. Bir soruşturmaya bakar. Adamın tepesine çökerler, görevden alırlar. Anlaşıldı mı? Çay bulun getirin bana, çay! Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben sırf elimi kana bulamamak için sivrisinek bile öldürmeyeyim. Şu anda üzerimde iki tane cinayet var. Ya çöle gitsem kutup ayısı beni buluyor. Kutuba gitsem deve beni buluyor. Ben böyle şansım var ya, ben ta onun... Oğlum bir sakin ol be. Senin dosyan Fırat'ın elinde. Nasılsa gerçek katili bulacaktır mutlaka. Ya baba bey, Allah'ını seversen biz daha dosyalardan bir tanesini kapatamadık. İkincisi çıktı. Nereden bulacağız o gerçek katilleri? Ya hakikat be kardeşim, azıcık sakin ol bakayım Sami. Fırat savcım gerçek katil ararken biz de yardım edeceğiz. Ona olacak bir çek. Sen ne böyle panik yaptın kendi kendine kardeşim? Paşam. Heh. Bir şey diyeceğim sana. Sen bir düşünsene. Yani senin dayını kim öldürmüş olabilir? Yani aşiretten böyle şüphelendiğin herhangi birisi falan var mı? Aslında var. Kim? 70 yaşındaki dedemden 7 yaşındaki yeğenime kadar. Bunlardan herhangi biri olabilir. Allah Allah. Ya senin dayının da ne çok düşmanı varmış, anlamadım ki. Vay arkadaş, ben aylardır bunların hiçbirini anlatamıyorum. Ben hep ne diyorum? Do you know what is the aşiret? Yes. Hah, işte o yes dediğin hem kendi içinde dosttur hem de kendi içinde düşmandır. İyi be kardeşim, senin aşiret de niye aşiretmiş be bileler? Kriminalim, kriminalim diye dolaşıyordun ortalıkta. Al sana kriminal, hadi o zaman. Vayli vayli. O kadar haklısın ki paşam. O benim bu lafı söyleyen nahlet dilimi inşallah eşe gerisi sokar. Ya ben onda bunda değilim. Paşam, baba bey, kambi. Ben asıl anamı düşünüyorum, anamı. Ya kadın kardeşini oğlunun öldürdüğünü düşünüyor. Ya kadın kahrolmuştur, kahrolmuş. Bana mı yansın, kardeşine mi yansın? Of, Fırat savcı neredesin? Tamam be, tamam, azıcık sakin ol bakayım sen, hadi tamam, hadi. Vayli, vayli, vayli. Demek anam kardeşini benim öldürdüğünü bellemiş, öyle mi? Ne yapsın kadın? Yani kendi içinde açıklayamadığı bir sürü şey var. Anlatayım dedim de, ne diyeceğim? Ya keşke müebbet yiydim de, bunları yaşamayaydım savcı. Ya anamın karşısına çıkıp hangisi doğrudur, yalan hangisidir, bunu bile anlatamıyorum. Ya bir insanı anasının bırakması ne demektir ya? Ya buna yürek dayanır mı? Gerçekler ortaya çıkacak. Merak etme.
Benim yüzümden oldu. Evet, benim yüzümden oldu. Ben çözeceğim. Üzülme. Ya yok, estağfurullah. Ben onu söylemek istemedim. Ha doğrudur, elbet kurtulacağım. Elbet kurtaracaksın. Ama o gün gelene kadar benim bu gözüme uyku nasıl girsin savcı? Ya hadi kendimi geçti. Anam ne yapsın? Bir tarafta oğlu, bir tarafta kardeşi. Ya yemin ederim, benden nefret bile edemiyordur, biliyor musun? Şeytan diyor ki, gidecek ananın karşısına. Sakın. Sakın öyle bir şey yapayım deme dostum. Girdi iki oldu. O Asaf denen herif taktı bize. Söz. Bana bak lan. Söz. Kurtaracağım seni. Zaman ver bana. Savcı. A gerekirse beni içeri at. Ama ne olur, anam gerçekleri bilsin. Öyle bir şey olmayacak. Güven bana. Eyvallah. Günaydın. Günaydın. Gün hiç de aydın değil savcı. Ne oluyor lan, ne bu hal? Ha. Bu benim depresyon hırkamdır. Depresyona girdiğim zaman bunu giyeyim, böyle bir rahatlayayım. Ulan Hacı, sana söz verdim. Ne zaman sana verdiğim söz tutmadım ben, he? Ya savcı, en azından gideyim ben kardeşimle konuşayım. Allah Allah, hala kardeşimle konuşacağım diyor. Olmaz dedim sana ya, bir kere dinlesene beni. Ya oğlum, adamı dinlesene, olmaz diyor. Niye anlamıyorsun ya? Herif bunca belayla uğraşırken ona da sıra gelecek, bekle. Tamam Lu, bekleyin. İyi. Barış kaçıyormuş ha evlat. İyi be baba. Onca naneyi yedikten sonra kuş olup uçacak hali yok ya be. Barış Yesari kuş olup uçabilir. Ama Savaş Yesari... Nasıl be? Yani Barış'ı alacak bir şey yok zaten şu an elimde. Zahit de sustu. Ama Savaş'ın kartel yüzünden boka battığı bir sürü durum var. Eğer onu oradan yakalarsam yurt dışına çıkmasını engellerim. Zaman kazanırım. Ne Efrom? Ne var kafanda o zaman? Barış. Annesinin ölümünden sonra bir etkinlik düzenleyecek vakıfta. Yesariler de parayı burada aklıyorlar. Da. E oğlum ne güzel işte. Koskoca savcısın sen. Bas mekanı, al evrakları. Tamam, haklısın. Da yapamam. Bu Asaf denen adam taktığı acıyla alakalı da durmadan sıkıştırıp duruyor. Herif kaçacakmış, ne yapacaksın? O şerefsizi köşeye sıkıştıracak belgelere bir şekilde ulaşmam şart. Oraya gireceğiz. Benden haber bekleyin. Tamam. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi dikkat et. Takma lan. Ah. Yok Kambi kardeş. Bu acıyla yaşanmaz. Vallahi de, billahi de bu acıyla yaşanmaz. Sabır baba. Bunun tek ilacı sabır. Böyle bir şeye nasıl sabredeceksin Kambi? He, nasıl sabredeceksin? Hele Allah'ını seversen. Kendinizi bir benim yerime koyun. Bak bu... O İbrahim Alagöz davası gibi bir şey değil. Burada beni yargılayan ne mahkemedir, ne hakimdir. Burada beni yargılayan benim anamdır, anam. Ya ben masumum, benim başıma gelenlere bak abi. Ya bir insanın anası evladına nasıl sütünü haram eder? Allah korusun, Allah korusun Kambi. Ölse yasını tutayım. Acısını kendi içimde yaşayayım. Ama sen söyle. Anam bana sütünü helal etmemiş. Ya ben bu acıyla nasıl yaşayayım Kambi, nasıl? Acı.
Sana bir şey diyeceğim şimdiki. Hangi ana evladına sütünü el etmez be kardeşim? Bir tane göstersene bana. Ha? Hangi ana? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak sana yemin ediyorum. Gönülden söylememiştir onu. Yemin ediyorum sana. Ey be kardeşim. Ana ana dedin, rahmetli anamı getirdin aklıma şimdiki. Ay bir de bugün anneler günü. Sana yemin ediyorum. Kaçak olmayacaktım ben. Şu anda çıkarım giderim anamın mezarına. Şu anda. Heh. Bak işte şimdi beni anlıyor musun? O yüzden ben gideceğim anamı karşısına çıkacağım. O güzel ellerini öpeceğim. Gerçeklerin hepsini anlatacağım, ondan helallik isteyeceğim. Ondan sonra isterlerse bana müebbet versinler, isterlerse beni idam etsinler. Umurumda değil. Ya ben seni anlıyorum be kardeşim, ben seni anlıyorum da. Ben senin başına bir şey gelirse diye korkuyorum. Açık konuşayım seninle. Kardeş, Allah aşkına benim başıma daha ne gelebilir? Ya cehennemi yaşıyorum. Cehennem belki daha iyidir. O yüzden ben gideceğim. Gidelim be hacı. Hakikat gidelim be. Giden ananla helalleş. Konu da kapansın gitsin. Hayır benim de kafam takıldı şimdi. Benim de içim rahat etmeyecek. Yemin ediyorum gidelim. Ya sen ne güzel bir dostsun. Dur öpeceğim seni. Kral adamsın. Oh. Aa, sana söyleyeyim. Öyle öpüyorsun öpüyorsun ama ben de gelirim seninle. Savcıya da haber veririz. Yok. Kurban olayım bak. Savcıya bir şey söyleme. Ya adam yazıktır. Adamın üstünde bir sürü dert var. Şimdi bir de bizimle mi mahvolsun? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Hadi bakayım hadi. Hadi kalk bakayım kalk. Hadi gidelim. Geliyorum güzelim, geliyorum. Hacı, hadi sen git konuş anacınla. Bekliyorum ben seni burada, hadi. Hakan Bey, sağ ol kardeş. Sen benim kardeşimsin. Ama sakın benim için kendini yakmayasın. Ben şimdi gideceğim. Eğer ben çıkmazsam, sen beni bırak, git. İyi be kardeşim be, konuşursun bana deli deli şimdi hacı. Biz bu yola beraber çıkmadık be kardeşim. Yanarsak da beraber, çıkarsak da beraber. Hadi, bekliyorum ben seni, hadi. Sağ ol Han Bey, sağ ol kardeşim. Oğul, nasıl yaptın? Sen benim yüzümü nasıl yaraya ektirdin? Hacı, oğul, sen bana bu acıyı nasıl yaşattın? Ana, kurban olayım hele bir dinle. Ana, ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ne Daimi, ne İbrahim'i ben öldürmedim ana.
Ana benim ben. Hacı. Oğlun. Ana ben senin başını yere eğdiririm hiç. Ama yok. Sen de buna inanıyorsan. Senin canın sağ olsun be anam. Analar günü kutluyorsun. Tamam hadi. Hadi gel ağlama hadi. Gel otur. Hah bunu da arkana al. Otur. Oğul öyle salisen ama bunlar sana niye peşen düştü? O savcı oğlan da bir şey demiyor. Yaman o savcı oğlan ne yapsın? Onun tepesinde 1000 kişi var. Hepsi onu indirmek için uğraştılar. Ya ben de kendi masumiyetimi ispatlamak için geldim o evin önündeki o nalet arabayı aldım. Sonra bir baktım arabanın içinde dayım cansız yatıyor. Ana. Ya ana. Ana nedir benim bu başıma gelenler? Büge, Büge korkma hayatım, çıkartacağım seni buradan, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak, korkma. Evet, devam edelim. Hayırdır Fırat? Vallahi ne varsa usulüne uygun başsavcım. Hiçbir şey usulüne uygun değil. Bağırma karakolun önünde. İyi. Ben senin için çıkmadım dışarı zaten. Sevineceğin çok güzel bir haberim var. Biz de birini yakaladık. Kim? Savcı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.